görüntülerde izlediğiniz çocukların boyları 95 santimetre. 95 santimetre, 3 yaşındaki bir çocuğun ortalama boyunu simgeliyor. Her bir çocuk şehrin farklı bir semtinin sokağında farklı bir mekansal deneyim yaşıyor. 95 santimetre, mega kentin mini yurttaşları projesi, başta İstanbul olmak üzere mega kentleri çocukların gözünden anlamayı ve anlatmayı amaçlayan bir belgesel film projesi. Mekanda Adalet Derneği işte bu tür çalışmalar yapıyor. Daha adil, daha demokratik, ekolojik, kent ve kırsal mekanlarda yaşama hedefiyle disiplinler arası çalışmalar gerçekleştiriyor. Mekanda Adalet Derneği şehircilik uzmanı olan Yaşar Adnan Adanalı ve bir grup arkadaşı tarafından 2016 yılında kuruldu. Dernek yenilikçi, nitelikli ve kamusal bilgi üretiyor, biriktiriyor ve paylaşıyor. 2016 yılında bir araya geldik ancak biz yaklaşık 10 yıldır İstanbul'da ve başka yerlerde daha sağlıklı ve güvenli bir çevre nasıl kurulur dert ettirmiş insanlarız. Farklı disiplinlerden, farklı mesleklerden insanların ortak üretimiyle daha yenilikçi, daha kamusal, daha nitelikli bilgiyi nasıl üretiriz? Bu bilgi sonucunda daha sağlıklı, daha güvenli çevrelerde nasıl yaşarız? Bunları kendine dert edinmiş bir dernek. Mekanda Adalet Derneği yenilikçi yöntemlerle kent ve kırdaki sorunları tespit etmeye çalışıyor. Mekanda Adalet Derneği, toplum, çevre ve insan haklarını dikkate alan katılımcı şehir planlama süreç ve uygulamalarını geliştirmek için şehir plancıları, mimarları, sosyal bilimcileri, gazetecileri bir araya getiren çalışmalara imza atıyor. Çocuklar için, kadınlar için, yaşlılar için, belli yaş grubu için, yetişkinler için, gençler için, her yaş grubunun, her toplumsal grubun mekanı kullanışı farklı oluyor, farklı ihtiyaçları oluyor. Biz de bu ihtiyaçları gözeterek aslında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu basılı yayın da olabilir, basılı yayın faaliyeti de olabilir, online yayın da olabilir. Harita alamak gerekiyorsa harita çalışması da yapıyoruz. Aslında bir şekilde kaydını tutmak ve görünür kılmak. Mekanda Adalet Derneği, daha adil kentler için eğitimler ve seminerler de düzenliyor. Derneğin bir diğer etkinliği de yürüyüş. Şehrin görünen yüzünün ötesini anlatmak ve yerinde yaşamak için çeşitli yürüyüşler organize ediyor. Dernek ayrıca kentsel ve kırsal mekanlarda verilen adalet mücadelelerini katılımcı ve müşterek bir görsel hafıza platformu olan Umut Arşivi'nde biriktirerek dileyen herkesle paylaşıyor. Mekanda Adalet Derneği'nin yoğun olarak faaliyet yürüttüğü mecralardan biri Beyond İstanbul. Bu aslında mekanda adalet meselesini derinleştirip kamuoyunda farkındalık yaratmak üzerine yürüttüğümüz bir yayıncılık faaliyeti. Hem online hem de basılı olarak yürütüyoruz yayıncılığı. Mekanda Adalet Derneği, Yaşar Adnan Adanalı ve arkadaşlarının hayalleriyle yola çıktı. Daha adil, demokratik, ekolojik, kent ve kırsal mekanlarda yaşam hedefiyle çalışmalarda bulundu. Sivil toplumun kentleşme meselesine katkı sağlamasına yardımcı oldu. Hızlıca değişen yaşam alanlarını herkes için daha yaşanılabilir kılan çalışmalarıyla kocaman bir fark yarattı.